Düzce Arama Kurtarma Ekibi AFAD ve UMKE'nin desteğiyle arama kurtarma ve sualtı tatbikatı gerçekleştirdi. Düzce'nin Yalıcı ilçesi Hasanlar Barajı gölü kenarında toplanan yaklaşık 30 kişilik ekip senaryo gereği baraj bölgesinden düşerek yaralanan bir kişi halat yardımıyla aşağı inip sedye ile yola çıkardı. Geri kaçıyor bu. Herkesin arabasında vinç var. Ekiplerden sonra baraj gölüne düşen ve boğularak hayatını kaybeden bir kişinin cesedinin bulunması için çalışma başlattı. Büyük bir alanda dalgıçlar su altında arama yaptı ve cesede ulaşarak kıyıya çıkarmayı başardı. Son eğitimde ise ekipler arama köpeğiyle arazide kaybolan bir Alzheimer hastasının bulunması için çalışma yürüttü. Ekipler bölgedeki tüm makilik, ağaçlık ve otluk alanı tarayarak hastayı bulmaya başardı. Tatbikat ve eğitimlere katılan personelin verilen görevleri yerine getirmeye çalışmaları gerçeğini aratmadı. Düzce Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Metin Gözütok, arama kurtarma faaliyetlerinde gönüllülerin devlete desteğinin önemli olduğuna dikkat çekti. Büyük olaylarda, afet ve acil durum olaylarında kamu hizmetleri aksıyor. Herkese iş düşüyor. Gönüllü olarak hepimizin buna destek olması gerekiyor. Bilinçli yardım etmek başka bir şey, bir de rastgele yardım etmek çok başka bir şey. Biz çünkü yardımcı olurken hem yardım ettiğimiz kurumun personeline zarar vermeyeceğiz, hem kendimize zarar vermeyeceğiz, hem de kazazedeye zarar vermememiz gerekiyor.